İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nde Eylül 2021'den bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışması devam ediyor. Ancak restorasyon halinde olan Kız Kulesi'nin son görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Kimileri yapının yıkıldığını öne sürmüştü. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı iddiaları yalanlamıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 80 yılda yapılan yanlışları düzeltiyoruz diyen Ersoy, Kız Kulesi'nin geçmişine bakmak gerekiyor. 40'lı yıllarda bir yangın çıkıyor ve sonrasında da restorasyona alınıyor. Beton ağır bir malzeme, yapıya yük biniyordu. Şu an Marmara Denizi'nde bir hortum çıksa kuleyi alıp götürürdü. Biz de bunun önüne geçmek için restorasyon sürecini başlattık. Birçok uzman isimle çalışmalar yürüttük ve bünyemize dahil ettik ifadelerini kullandı. Ersoy açıklamalarına şöyle devam etti. Betonarme bölüm özgün malzeme ile yeniden yapılıyor. Yapılacakları basın lansmanıyla Eylül 2021'de anlattık. Özgün duvarların yıkılması, aslını koruyoruz. Denizin altında da binayı etkileyen boşluklar vardı. Hocalar acilen müdahale edilmesini raporladılar. Biz de özgün şeklini koruyarak restorasyon sürecine başladık. Sürece girildiğinde kolonlar kirişlerin birbirine bağlı olmadığını ya da deniz kumunun kullanıldığını gördük. Süreç de bu yüzden uzadı. 80 yılda yapılan yanlışları düzeltiyoruz ve bittiğinde de müze kartın geçerli olduğu bir işletme olacak dedi.